Hoş bulduk, merhaba. Tek başınıza gezmeyi sever misiniz? Bayılırım. Evet, ben de çok severim. Çok severim. Peki, hiç doğaçlama yaptınız mı? Çok. Doğaçlama derken? Neyle alakalı? Oyunculuk. Ha, evet. Evet. Başka ne olabilir ki doğaçlama? Ama bir anda kalırsın da ve böyle bir şey söylemek zorunda kalırsın. Ya da tiyatro sahnesinde doğaçlama yapabilirsin ya. Tek o mu? Ne var, 40 tane şey geliyor aklıma. He. Tamam, evet. Sahnede doğaçlama yaptım. Peki konuşkan mısınız? Benim bu havada kaldı da evet, yine evet. evet. Peki sinemada hiç beğenmediğiniz için bir filmden erken çıktınız mı? Çıktım ben. Çıktım. Evet. Hayır. Pardon, çıktım ben. Sizin için önemli olan bir şeyden sevdiğiniz biri için vazgeçer misiniz? Vazgeçerim. Ben de vazgeçebilirim. Ama arayı çok, da bulurum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum sizin için. Vazgeçilmez bir şey. Ben arayı bulurum ya. Ne evet ne hayır. Ne onun istediği. Ya sevdiğim biri benim için çok daha önemlidir ya hani. Yani. İkisinin arası benim için. İnternet olmadan bir gün geçirebilir misiniz? Net geçiririm. Bir gün geçirirsin gibi. Gibi. Geçmişe dönmek ister misiniz? Hayır. 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 Geçmiş geçmişte kalmıştır. Belginden özür diliyoruz. Daha önce hiç gizli numaradan arayarak bir arkadaşınızı trollediniz mi? Evet. Trolledim. Lisede falan. Yakın zamanda yok. Yok. Yok canım. Yok. Yok. Anlamadığınız bir şakaya gülüyormuş gibi yaptınız mı? Çok. Ne söylediği anlaşılmıyor ama. Vallahi o sırada. Tabi bozmuyorsun işte, devam ettiriyorsun. Nasıl çok yapıyorum ki? Ya. Peki bir film veya diziyi herkes izlediği için izlemekten vazgeçtiniz mi? Yok, ben izlerim her şeyi ya. Yorumların gibi. Ay evet dedim ya. Yine hayır diyecektim. Spoiler yemediysem izlerim ya. Ben izlerim. İzlersiniz. Evet. Ben hayır, ne dedim ben yine? İzlerim. Var, burası hayır, burası evet. Bir bak. Doğru. Bir bak arada. Her yere tam vaktinde gider misiniz? Hayır. Hayır. Daha bugün geç kaldım. Evet, geç kaldım. Bekletti. Bir 10 dakika beklettim ben yine. Evet. Peki en kötü anınızda bile gülebilir misiniz? Evet. Hayır. Ağlayarak da gülebilirim. İnatçı mısınız? Koç burcu mu? Karım. Düşündüğünüzü direkt söyler misiniz? Hayır. Yani konuya çok bağlı bu arada ama. Ya kırmamak için söylemem ben. Biraz ben süzgecimden geçiririm yani. Ben kırabilirim bazen. İyiliğine olur ama. Kötülüğüne bir şey söylemem. İkna kabiliyetiniz yüksek midir? Evet. Her türlü yöntemi denerim. En yakın arkadaşınızı kıskanır mısınız? Kimden? Ortak bir cevap. Kimden? Yani arkadaşımı başka bir yakın arkadaşı olursa mı? Benden daha yakın bir arkadaşı olursa. Peki ama şöyle bir şey var atıyorum. Benim tanıştırdığım biriyle benden daha çok yakın arkadaş olursa kıskanırım. Öyle bir şey mi? Evet. Yani kıskanırım. Yakın anlamda en yakın arkadaşınızı kıskanır mısınız? Hani başka birinden vesaire yani. Sizden daha yakın olduğu zaman bilmiyorum. Dedeşmeyebilirim. Ama bak şimdi şöyle bir şey var. Benim arkadaşımı ben tanıştırdıysam başka biriyle, onlar yakın olduysa kıskanırım bunu. Evet, o kıskanırlar. Ama benden önce bir yakın arkadaşı varsa onu kıskanmam. Ben de kıskanmam. Benim tanıştırdığım biriyle yakın arkadaş olursa kıskanırım. Daha önce hiç fan buluşması yaptınız mı? Söyleşi oldu. Fanlar söyleşi geldi. Yaptık. Evet. Tekrar da yapabiliriz aslında. Yaparız sanki gibi. Değil mi? Yapalım. Oyuncu olarak yer aldığınız projeleri izler misiniz? İzlerim. Başta çok zor oluyor. Böyle gözümü falan kapatmıştım ama
sonra devam edeceğim. Dünyaya tekrar gelseniz yine oyuncu olmak ister miydiniz? Tabii ki. Dur netiz. Biz sorularımızı yanıtladık. Bizim cevaplarımızı merak ediyorsanız izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.